ihtiyaç duyduğumuz detaylara ulaşmaya başladık. Boğaz çakramız aktifleşti. Kelimeler sökülmeye, cümleler birleşmeye, kendimizi daha rahat ve net ifade edebilmeye başladık. Sanki ne zamandır kafanızda dönen, sizin için önemli ve özel, size özel bir konuyu dönüştürme, şifalandırma, dillendirebilme fırsatı yakalayacaksınız. Zaten kendinizi yavaş yavaş dillendirebilmeye başlamıştınız dediğim gibi. Bilgi ve ifadeye akış geldiğinde geleceği daha hızlı öngörebilmek için daha da detaya, daha fazla veriye sahip olmak isteriz. Doğamızda böyle bir şey var. O bilgi akıyorsa artık kendimi de daha rahat ifade edebiliyorsam o zaman hızlansın, daha hızlı görebileyim önümü. O yüzden de bana daha fazla veri, daha fazla bilgi, daha fazla detay verin. Veya ihtiyacım var gibi bir psikoza girebiliriz. Böyle bir yere girdiğimizde ileriye adım atmamak için de eğer konfor alanımız genişleyecekse biraz bir popomuzu kaldırmakta cesaretimiz yoksa veya bir parça daha yaymak istiyorsak veya ileriye doğru gideceğimiz yol biraz bizi ürkütüyorsa elimde yeterli bilgi detay veri yok diye bahaneler üretebiliriz. Döngüyü anladınız mı? Bir şeyler hızlanmaya başlayınca, açılmaya başlayınca daha da çok göreyim, daha da hızlansın gibi bir istek gelebilir. Daha da detay verilsin. Onlar olmadığı zaman o detayı, veriyi, bilgiyi alamadığınız zaman da e, ileriye adım atmak belirsizlikle beraber dans etmek ya o vakit her zaman aslında ileriye adım atmak, belirsizlikle dans etmek. Eğer onu yapmaya pek de cesaretiniz, isteğiniz, enerjiniz yoksa elimde yeterli veri yok diye bir bahane üretebilirsiniz. De öyle bir yere girebilirsiniz. Bu zihnin kontrol ve koruma mekanizmalarından bir tanesidir. Elinizde yeterli bilgi olmadığı için karar veremiyor, adım atamıyorsanız, kendinizi böyle bir alanda bulursanız, Basit olana ve temel bilgiye geri dönün. Durumu basitleştirin, sadeleştirin. Temel bilgiye sahip olduğunuzu kendinize hatırlatın. Bildiklerinizden, elinizdeki verilerden ve detaylardan başlayın. Bilmediklerinize odaklanmak yerine elinizde olmayan verilere, daha çok istediğiniz detaya, odaklanmak yerine elimde neler var diye sorun ve elinizdekilerle başlayın. Çünkü işin özü, işin gerçeği, bir sonraki adımı atmak için elimizde her zaman yeterli veri, detay, bilgi, beceri var. Anda ve elinizdekileri gördüğünüzde bir sonraki seçiminiz, hamleniz için tüm detayların anda mevcut olduğunu da göreceksiniz. Neden anlatıyorum bütün bunları? Çünkü aynı zamanda sonuca ulaşmak için, kendi istediğiniz sonucunuza ulaşmak için gerekli olan tüm resmi göremeyeceğiz. Ne istediğimiz netleşirken, hayallerimiz netleşirken, nereye varmak istediğimiz netleşirken, hemen o tablonun içindeki hayata sahip olamayabiliriz. Ama içeride bir yerde de buna sahip, hızlıca sahip olmanın da dürtüleri alttan alttan vuruyor olacak. Buna hazırlıklı olun. Kendi seyrinde akan nehri ittirmeye, kaktırmaya kalkmayın. Gerek yok. Relax. Akışı hızlandıramayacağız çünkü ne yaparsak yapalım. O nehir kendi hızında, kendi ritminde, kendi seyrinde akacak. Şu anda burada gözlerinizin önünde bir şey değil diye ya o sonuç olabilir, o detay olabilir, istediğiniz bir yardım olabilir, destek olabilir, her neyse bir kişi olabilir. Şu anda burada gözlerinizin önünde değil diye olmayacak, gelmeyecek, gerçekleşmeyecek anlamına da gelmiyor. Bunu söyler söylemez bir yaşadığım bir hikaye geldi aklıma. Biliyorsunuz ben bütünsel sağlığa çok önem veriyorum. Ve ara ara da işte böyle multivitamin destek falan alıyorum damardan aldığım. Yeni, yeni böyle 6 ayda bir damardan aldığım bir vitamin serileri var. Damar bulmak da bende çok zor. Kan almak için bulunuyor da bu vitaminlerin damardan verildiği ondan sonra işte bir takım amino asitlerin damardan verildiği veya ozon tedavisinin damardan verildiği iğneler daha kalın. O yüzden de herhangi bir damardan giriş yapılamıyor. Damar yolunun açılması gerekiyor. Bende de her zaman için çok ince damarları olduğu için bayağı zorlanıyoruz. Geçen gün kendimi işte bildiğim kadarıyla gene damar yolu açmak isteyecek olan hemşireye dedim ki işte sağ kolumda yok sol kolumda var ondan sonra ve hep içeriden deniyorsunuz bak dışarıda benim gördüğüm net olarak görünen bir damar var neden oraya hani direkt görüyorsunuz görmediğiniz yeri bulmaya çalışmak yerine gördüğünüz damardan neden giriş yapmıyorsunuz? O damar yolunu neden açmıyorsunuz? Orayı neden denemiyorsunuz dedim. Gerçekten bilgiyi bilmek istediğim için kendi bedenimi tanımak ve aynı zamanda da insan bedenini daha yakın tanımak için sordum. Yani onların bir bildiği mi var yoksa benim gördüğüm damarı mı görmüyorlar? Hemşire bana şöyle bir cevap verdi. Ezgi Hanım görüneni değil hissedilen damarı kullanıyoruz. Orada ben de tabii ki wow yıllardır üzerinde çalıştığım mevzu damar içinde geçerliymiş dedim. Yıllardır size bu podcast'te artık yıllar oldu. Yıllardır öğrencilerime 12 yıl oldu Türkiye'de meditasyonu öğreteli. Kişisel gelişime ve şifaya kanallık edeli. Hep konuştuğum, hep dediğim görünenin ötesine geçin, zihninizin ötesine geçin. Hocalarım da bana böyle derdi. Görünen değil hissedilen damardan yürüyeceğiz. Ve bundan sonra hep. Hissedilen damar içinde sezgisel yaşamı algılamamız gerekiyor. Temcit pilavı gibi sezgisel yaşam deyip duruyorum. Sezgisel hayatı sezgilerimizle kurgulamak diyorum. Üzerinde de çalıştığımı da söyledim. Size bomba gibi bir atölye çıkartacağım, bir eğitim vereceğim bunun üzerine. Ama baya hani değerli olsun, derinden gelsin, bilgiyi tam olarak toplayayım diye de bekletiyorum. Çünkü akıyor, sürekli bilgi akıyor ve onları topluyorum bir kenarda. Onun eğitimi de açılacak, atölyesi de gelecek. Yeniden tekrar ediyorum. Görünen değil, hissedilen damardan yürüyeceğiz. Çünkü görünüyor olan damar, hemşire daha sonra devam etti. Damarın ne kadar derinde olduğunu bilmiyoruz, kalınlığını bilmiyoruz. Gerçekten damar yolu açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla görüyoruz diye o damardan içeri girebileceğimizi zannetmiyoruz görünüyor diye var oluyor bizim işimize yarıyor ihtiyacımızı da görecek anlamına gelmediği gibi görünmüyor diye yok anlamına da gelmiyor. Hafiflemenin yolu açılacak. Hafifleyince de sezgilere yer açılıyor. Sezgilere yer açıldığında da bilginin bir tek beyninizde ve zihninizde bulunmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü bunun sanrasıyla uzun zaman geçirdik ya çok vakit kaybettik. Bilgi sadece beynimizde zannede zannede. Zihin alanımızı da gereğinden fazla yoğunlaştırıp yorduk. Bilgi bize beynimizden, bedenimizden, kalbimizden ve sezilerimizden akar. Anı görmenin açısı, anda derinleşmenin yetisiyle orantılı bir şekilde, doğru orantılı bir şekilde ihtiyacımız olan bilgiyi her yerden, hemen hemen her yerden alabiliriz. Ama işte o anı kavra diyoruz meditasyon Okulu'nda da. Anı görmenin perspektifinin ve açısının genişleme halinden bahsediyoruz orada anı kavra. Ve anda derinleşmenin yetisi de anda her olanı kabul edebilme becerisiyle alakalı, teslimiyetle alakalı. Böylelikle andan kaçmayıp anın içinde kalıp anı gözlemleyip geniş açıyla anın içinde derinleşebiliyoruz o zaman da sezgilerimiz, sezilerimiz iyice açılmaya başlıyor. Dediğim gibi sezgisel yaşam eğitiminde bunları zaten detaylı formalizasyonunu anlatacağım sizlere. Dolayısıyla yine ve yeniden zihin alanında çok dolanmamayı aklımızda bulunduracağız. Zorlandığınızda, yorulduğunuzda, bunaldığınızda, bulandığınızda, kararsız kaldığınızda Enerjinin kafa bölgesinde yoğunlaşmış olabileceğini hatırlayın. Kendinizi öyle bir alanda, öyle bir durumda bulursanız da kalkın 5-10 saniye hareket edin, yürüyün, kollarınızı sallayın, bedeninizi titretin, ses çıkartın, yüzünüzü yıkayın, saç diplerinize masajlar yapın, farkında birkaç nefes alıp verin. Enerjiyi değiştirecek, enerji alanını da değiştirecek bir minik eylemde bulunun.